Doğuş bir bekine bıraktı. Tekrar Doğuş Özdemiroğlu. 3 saniye, 2 saniye. Bu gol beni ekstra pas. Kartal sağ geldiniz. Eğer kanalımıza ilk defa geliyorsanız abone olmayı, eğer bu videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Şimdi size hayatımda ilk defa gittiğim bir yerden bahsedeceğim. Hatta gittiğimiz bir yerden bahsedeceğim. Ama ondan önce buraya nasıl geldiğimi bahsedeceğim. 12 yaşından beri basketbol oynuyorum. Hatta 12 yaşından 24 yaşıma kadar daha totalde basket oynamadığım gün sayısı 1 ay 1,5 ay olabilir. Onun dışında her gün ama her gün basketbol oynuyorum. Bu sırada hayran olduğum takımlar oldu. Efes Pilsen, Koraç Kupası şampiyonu, Naumovski, Tamer Oyguç, Conrad McCree, Ufuk Hoca, hepsi. Gentile, 3 sayılık atışı, Gentile'nin en başarılı. Son 2 saniye, son 1 saniye. Kupa bizim, kupa bizim, kupa bizim. 1-77 yendim. Kupa bizim, sevgili basketbol severler. Koraç Kupası şampiyonu. Faal yapmadık, faal yapmadık. Bir sayıyla Koraç Kupası'nı aldık. Az sonra Galatasaray Avrupa şampiyonu. Tofaş'ın Avrupa finalleri, Banvit, Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğu. Haydi Fenerbahçe, şükürler olsun. Beşiktaş'ım Euro Challenge'i kazandı dedim. Galatasaray'ım Euro Cup'ı kazandı dedim. Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Derken ilk defa bu sene bir Avrupa maçı finaline gitme şansı buldum. Yaklaşık 1,5 sene önce tanıştığım bir arkadaşım, Darüşşafaka'nın basketbol takımında çalıştığı için sağ olsun beni Darüşşafaka, biraz Darüşşafaka taraftarı yaptı basketbolla alakalı olarak. Ben Orçun. Ilgaz'ın Darüşşafaka basketbolda çalışan arkadaşıyım. Evet, o benim. Sağ maçları dış sağ maçları derken iş ciddileşti ve Darüşşafaka EuroLeague'de yarı finale kaldı. Guarded by two, double team, gets it out to Samaros. Clock's ticking, somebody's gonna make a move. Stanton Kidd goes for it all and nails it! A stunning finish to this game! Stanton Kidd with a triple! Fantastik dakikalar, fantastik oyunlar, performanslar, hiç beklemeyeceğiniz, bu takımın özellikle hiç beklemeyeceğiniz şekilde performans göstermeye başladı. Ondan sonra iş döndü dolaştı, finale geldi. Küban, 20 maçtır yenilmeyen takım, kimse yenememiş. Ama unutmuyoruz ki, efsane David Blatt hocanın dediği gibi de, efsane diyorum çünkü bakın. Yani efsane herif. Namalip takım yoktur, Dutch Kale oynamayan takım vardır. Ki basketbol aşığı olarak, basketboldan iyi anladığına inanan bir adam olarak, hani tam sürekli NBA'yi, Türkiye Ligi'ni takip ediyorum ama gerçekten bir Avrupa Ligi finalini asla seyretmemiştim Türkiye'de. Ya da başka bir ülkede. Ya da maalesef NBA maçı da izleyemedim. İsterim NBA maçına falan gidiyor orada. En büyük hayalimden bir tanesi. Basketboldan hiç anlamıyorum. Yani nasıl sevinmemle ilgili bana birkaç tiyo vermen lazım. Böyle sadece yakışıklı oyunculara bakıyorum sahada. Aa bu çok uzunmuş, bu az kısaymış falan. Öyle. Maçtan önce Volkswagen Arena'nın önündeki alanda hemen Migros'tan biralarımızı alıp biraz sokakta pizlendik. Değil mi Beyza'cığım? Çok bir anneciğim ya. Bir de holiganlık yaptık. Dışarıda bağırdık, çağırdık böyle fişekler... Ruslarla karşılaştık, fişekler yakıldı. Gerginlik olmadı Allah'tan. Basketbolda öyle şeyler olmuyor. Onlar genelde futbolda oluyor. Öncelikle biletleri anlatayım. Biletleri direkt sağ önünden aldık. %50 şansımız vardı. Ya Dutchka'nın bench'inin arkasında olacaktık ya da Küba'nın bench'inin arkasında olacaktık. Biz maalesef Küba'nın bench'inin arkasında olduk ama iyi oldu. Arkadan sürekli bağırıp böyle morallerini bozup hatta bizi televizyonda bile görmüş olabilirsiniz bilmiyorum. İçeride Brian Quayle, boş kaldı. Mike Leric yetişti oraya. Brian Quayle çok zorladı.
Biz Lokomotiv Kuban bench'in arkasında deli gibi moralsizlik aşılamaya çalışırken, hakemleri baskılamaya çalışırken ben sürekli bağırıyordum. Hatta maçın ortasına doğru böyle sesim kısıldı. Maçın sonuna doğru bayağı sesim gitti. Böyle hıh diye sesim çıkmaya başladı. Gerek olsa öndeyiz. Duyabilir miyim cevabı? Duyamıyorum ama. Fakat maçın başında kontrolü başladı. Maçın ortasında kontrolü gitti. Bir ara kontrolü kaybeder gibi oldu ama efsane David Blatt hoca ve Will Beckin. Finalin ilk maçında deplasmanda son saniye top çalıp maçı uzatmaya götüren Dutchka'yı unutmayın. A steal straight away, Sand Rose gives to Will Beckin, the three will tie it up. Scotty Will Beckin ties it up for Darüşşafaka. Maça girdik. Maça girerken benim fotoğraf makinemi almak istediler. Dedim ki hocam fotoğraf makinemi vermiyorum. Benim pilimi almak istediler. Dedim ki tabii ki pil veririm ya. Pilde sıkıntı yok dedim. Ancak bilmiyorlar ki cebimde iki tane daha pilim var. Kamerayı zar zor soktuk maça. O yüzden cepte iPhone çekiyorum bir süre maç başlayana kadar. Şu anda normal kamera çekemiyorum. Çünkü kameramın bataryasını aldılar ama bilmiyorlar ki yanımda iki tane batarya daha var. Hemen arabalılar üstüne sağ olsunlar. Burada iki tane daha bataryam var. Maç esnasında çekebileceğim. O yüzden... Beyza aç. O yüzden biraz cepte yapmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da normal kameraya çekmeye inşallah devam edeceğiz. Umarım makineyi kaptırmayız. Umarım kartı kaptırmayız. Göreceğiz. Ve bu arada yerimiz çok iyi. Hemen gösteriyorum. Ancak maç esnasında çok öndedik ve yanımızda güvenlik oturduğu için hemen. Maç esnasında kameramı vermemek, kaptırmamak ya da maçtan olmamak için cep telefonuna fotoğraf çektim ve video çektim. Ancak maçın sonuna doğru artık 5 saniye kala çıkardım çantadan kamerayı ve filmi taktım, çekmeye devam ettim. Üçüncü filmi de unutmadım. Görüntüler ise şöyle. Saniye baskısıyla 39-33 öndeyiz. Son iki çeyrek kaldı. Game on, game on. Son periyot hayvan gibi oynuyoruz. Gerek olsa öndeyiz. Duyabilir miyim cevabı? İnanılmaz güzel bir gündü, inanılmaz bir güzel bir geceydi. Delicesine eğlendik ve delicesine mutlu olduk. Bence basketbola daha fazla ilgi duyun. Çocuklarınızı basketbola götürün. Havalar da güzelleşti. Eğer varsa şekliniz korta bekleriz. Gelin top oynayalım istiyorsanız. Güzel bir size iddialı konuşayım azıcık. Hayır, maçta oynanan top değildi bu. Teşekkürler. Darüşşafaka Doğuş basketbolu kutluyoruz. Daha güzel başarılar kazanın. Biz daha çok maça gelelim, daha çok eğlenelim. Bence okey ya.